Selamünaleyküm. 17 Kasım'da Cumhurbaşkanı Külliyesi önünde yaptığımız basın açıklamasında basına yer vermemize izin verilmediği için, ayrıca ses sistemimize izin verilmediği için emniyet güçlerince bizler basın açıklamamızı kendi sesimizle yaptık. O kayıtlar da elimizde inşallah basına vereceğiz. Fakat şimdi tekrar bunu basın önünde tekrar etmek istedik. Değerli halkımız ve sayın basın mensupları, katil İsrail'in insanlık tarihinde kara leke bıraktığı, adını vahşi Siyonist olarak kayıtlara yazdırdığı tarihi anlardan geçiyoruz. İzlemeye dayanamadığımız görüntüleri çocuklar yaşıyor. Dünyanın en küçük şehrine dünyanın en ağır bombaları düşüyor. Gazze'deki çocuklar dahi irade destanı yazarken ümmet ise suskunluk destanı yazıyor. Uyan artık ey Müslüman. Senin korkaklığının bedelini bebekler ödüyor. Bugün burada Gazze halkına destek, işgalcilere, onlara arka çıkanlara, onlara karşı seslerini çıkarmayanlara ve sadece kınayıp eyleme geçemeyenleri kınamak ve naletlemek için buradayız. Yuh olsun size. İslam İşbirliği Teşkilatınca alınan kararların 27. maddesi, özelde Hamas'ın 1,5 aylık direnişine, genelde ise tüm Gazze'lerin iradesine ihanettir. Bu ısmarlama, bildiri, imzalama İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilerini de kınıyoruz. İnsanım diyen her kişinin dahi duracağı saf belirlenmişken imanlarında iddia edenler siz hangi saftasınız? Hangi masada kimlerle oturuyorsunuz? Hangi toplantılarda kimlerle el sıkışıp görüşüyorsunuz? Kudüs kırmızı çizgimizdir diyenler, Kudüs ve civarı kan gölü oldu. Neredesiniz? İşgali, soykırımı mikrofonlarda kınayanlar, hala niye harekete geçmediniz? Hiçbir anlaşmayı neden iptal etmediniz? Gazze'de 5000 bebeğin parçalanana karşılık İsrail'e tepki olan 5000 ton taze domates göndermeyi mi reva gördünüz? Soruyoruz size, narkozsuz ameliyat olan minicik bebekler hatırına hangi anlaşmadan vazgeçtiniz? Koca TBMM sarı koladan vazgeçtiğini duyurdu. Netanyahu bile güler buna. Soruyoruz size, şifa hastanesinin yakıtını kesen İsrail, onlarca cihaza bağlı çocuğun nefessiz kalarak ölmesine sebep olurken siz neden hala Malatya Kürecik'teki radar sistemini kesmediniz? Soruyoruz size, meydanlarda ey İsrail diyerek eylemsiz kınamalar ile halkın öfke gazını alacağınıza Ceyhan'dan İsrail'e 1 milyon varil ton petrol gazını göndermeseydiniz, sizlerin gönderdiği gemi Hayfa limanına demirlerken biz de size kıyamet gününe demir atacağınız günü hatırlatıyoruz ve sizi davet ediyoruz Allah'ın dinine, Allah'ın yasalarına, kurallarına. Şüphesiz ki şirk apaçık bir zulümdür. Sizi karanlıklardan aydınlığa davet ediyoruz. Tüm bu dile getirilenler ve daha fazlası göz önüne alındığında bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak sizden ve devletin yetkili başkanlıklarından taleplerimiz şunlardır. Direkt olarak İsrail'deki demir kubbeyle bağlantılı olan Kürecik üssünü kapatılması, İsrail'e askeri teminat sağlayan ve İncirlik'ten kalkan uçakların mazlumların başına yağdıran İncirlik üssünün kapatılması, İsrail'e yapılan gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek askeri tüm ticaretin ve ilişkilerin durdurulması, kardeşlerimizin bir damla suya hasret iken Manavgat'tan İsrail'e gönderilen içme suyu teminin durdurulması, Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattıyla Ceyhan Botaş'tan İsrail'e petrol akışının kesilmesini talep ediyoruz. Biz susmayacağız. Çocuklar ölmesin diye susmayacağız. Kucağı boş kalan anneler hatırına susmayacağız. İnsan olduğumuz için susmayacağız.